Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Temmuz Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İzmir'in. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4:45 45 geçe. ikinci altısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar e, İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak. Gündüz programında ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda yaptım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara akşam ise İzmir koşacak. İzmir'in de arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4'ü 45 geçe başlamış olacak. Handikabı 14 koşuyla dişiler as olacak. 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğimiz bir koşuyla arkadaşlar günün altılısı başlamış olacak. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için 4 numara serin dalgadan bahsedeceğim ki benim çok beğendiğim birçok kez de bahsettiğim hatta birçok kez de ilk sıradan verdim safkanlardan biri. Safkanı çok beğeniyorum. Çok güzel bir kısrak. Bugün için aslında çok da müsait bir grup yakalamış. Alaaddin Kürül 2 dersi start alacağı bu koşuda açıkçası ben yine çok şanslı görüyorum. E, Safkan'ın artık ben kazan vaktine geldiğini düşünüyorum. En azından bu tarz vasat gruplarda ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani 4 numara serin dalganın ben bu gruptan biraz daha bir sınıf olduğunu, çok etkin bir Safkan olduğunu, gerçek gücünü sağ yansıtamadığını düşünüyorum. Özellikle bu tarz bir grupta. Ön plana çıkmasını beklediğim bir safkan olacak. 4 numaralı serin dalga. E, bu safkanın rakip ise arkadaşlar 1 numaralı gözyaşı otu e, otu, e Gökçe İdaresi'nde ve 2 numaralı Beykız'da yine Atakan Cem Dağ Devre idaresinde ağır kilosuna rağmen değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor gün ilk ayağında. Özellikle arkadaşlar 4 diyorum. hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanları gün ilk anda arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Günün ikinci ana geldiğimizde ise meydin bir koşu koşacak ki 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanın da bu grup açıkçası geçmesini bekliyorum ki bu da 3 numaralı. Ee, Boran Kırcenk olacak gibi bir demir düven temsili olan safkan çok etkin yarışlar yapıyor. Özellikle son iki yarışında ben sert rakip ondan etkilendiğini düşünüyorum. Safkan kalitesinin en azından bu gruba yetebileceğini düşünüyorum. Etkin bir safkan, formda, son etkin koşuyor, üzerinde yetenekli Jockey Kadir Tokaçoğlu ki özellikle bu tarz tay koşularında Kadir'in safkan üzerinde özellikle çok hareketli olması taylara yarıyor iyi bir koşu çıkaracaktır. Dediğim gibi son iki yarışın ikincilik yapan Safkan'ın bugün için bu sarz bir grupta kazanması normal sonuç olacaktır. Üç malı Boran Cenk'in arkadaşlar ben Kadir Tokaçoğlu idaresinde çok çok şanslı olacağını düşünüyorum günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ana geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre mesafe. Çim koşusunda yine bir araya getirecek olan bu koşuda da 9 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. 1 numara Ateş'in kanatları. Sevdiğim güzel bir mendip temsisi. Bu tarz bir grupta son yarışını etkin yarış sergileyen safkandan Mertcan Çelik idaresinde her ne kadar gruptan çok çok ağır kilo ile start alıyorsa da ben şansının olduğunu düşünüyorum. 2 numara Jet bu tarz grupları sever. Güzel bir Luxor temsili Nevzat Avcı idaresinde. Kayı Ovası'nın ben son yarışlarını ölçü almıyorum. Kaliteli safkan bu tarz grupta kendini göstermesini bekliyorum Sinan Özen idaresinde etkin koşacaktır. Yani 1, 2 ve 3 numaralı safganlar gruptan her ne kadar çok ağır kilolu gözükse de ben biraz daha ön planda değerlendiriyorum. Bu safganlardan etkin güzel bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bayağı için. Yani ağır kilolu olan safganlar olan 1, 2 ve 3 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirebileceğimiz bir ayak olarak gözüküyor. Günün 4. koşusu beraber aynı zamanda arkadaşlar günün 7. 7 plasesi de başlamış olacak ki meydin bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışı içerisinde start alacak. Yine ben bu maiden yarışta bu tay koşusunda 3 numara dirliğin Kadir Tokaçoğlu idaresinde çok şanslı olduğunu düşünüyorum yine. Safkan yine çok etkin yarışları var. Çok etkin koşuyor. Kadir'le beraber start alacağı bu koşuda ben fark yaratmasını bekliyorum. Yine bu saat müsait bir grupta kalitesini ortaya koyup bu grubu geçmesini bekliyorum dediğim gibi. Günün arkadaşlar yine dediğim gibi hem yedili parası için hem de günün birinci altı için 3 numara dirliği biraz daha ön plana çıkartabiliriz. Bu Safkan bu grubu geçebilecek yetenekte özellikle üzerindeki jockey ile beraber çok şanslı gözüküyor. Günün 5. koşuyla beraber arkadaşlar günün 2. altısı başlamış olacak. Handikap 14 bir koşu var. Dişiler as olacak bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe. Çim koşusunda bir araya getiriyor. 12 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki günün açıkçası en dengeli gördüğüm koşularından biri. 12 tane safkanı start alacağı bu koşuda e, çok birçok safkanı şanslı olduğunu eşit derecede arkadaşlar değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yani 12 tane safkan koşuyor. Açıkçası hangi safkan kazansa benim için çok da şaşırtıcı olmaz ama ben tabi özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım. Bunlardan biri 5 numara kompayç. Bir Warner Vazı temsili olan safkanı Furkan Yüksek idaresine e katılacağı bu koşuda tatmikar yarışlar sergilen safkanların iyi bir koşu bekliyorum. 4 numara üst yine bir Smart Robin temsilcisi. Aslında safkanın yarış hayatında çok daha kısa mesafede iyi yarışlar sergiliyordu ama son yarışında uzun mesafe yarışı güzel bir koşu koştu. Ben burada yine etkin olacağını düşünüyorum. Bir start çekmiş. Bunu avantajı çevirecektir. Adem Şen idaresinde gün ilk ayağında ihmal edilmemeli diye düşünüyorum ve son olarak da arkadaşlar yine günün bayağı için 3 numara Badenur yine istikrarlı yarışlar sergileyen bir Hakim temsilcisi olan safkanın Sinan Üzen idaresi katılacağı bu koşuda yine etkin yarış sergilecektir. Yani 3, 4 ve 5 numaralı safkanları bir tık değerlendirebilsek de ön planda önemli safkanlar var. 1 numaralı Norton Sky, 2 numaralı Maya Hanım değerlendirebilir. Yine 7 numara Atlas Gülü, 8 numara Matrons gibi yani birçok safkana şans verilebilecek dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum ama özellikle 3, 4 ve 5 numaralı safkanları biraz daha arkadaşlar günün bu ayağında ön planda değerlendirebiliriz. Günün ikinci ayası arkadaşlar günün önemli koşullarından biri Konak Belediye Başkanlığı koşusu olarak koşacak. Kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizleri 1700 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. E, günün bayağı için ben özellikle birkaç tane safkan yine ön planda değerlendireceğim. Bunlardan biri 5 numaralı Hasan her Hero. Bilindiği gibi çok kez verdim. Çok da beğendim çok önemsediğim safkanlardan biri e, yavaş yavaş da kendi kalitesini gücünü ortaya koyuyor. Bu tarz bir grupta yine uygun kilo start almış. Yine üzerinde yetenekli jokey ki bölgenin barış kurduğu ben çok beğenirim. Yine etkimli ile start alıyor. E, muhakkak fark yaratacaktır ben safkanın en azından bu kadar bulduğu müsait bir grubu değerlendirmesini bekliyorum. Yani çok şanslı görüyorum 5 numara safkan ama rakip yine burada 7 numaralı Kara Mehmet'in çok sayı, son yarışlarındaki tatmikar yarışları dikkat çekici. Bu Safkan'a şans verebiliriz. Ve 10 numaralı Van Tut yine Gökhan Gökçe idaresinde etkin yarışlar Safkan, yarış sergileyen Safkan'dan Yine etkin bir koşu gelmeye aday gözüküyor. Özellikle 5 numaralı Hassan ve Hero'dan çok iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 7 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar günün bu ayağında yani gün ikinci ayağında şanslı olarak değerlendirebiliriz. Gün üçüncü ayağı meydin bir koşu ki 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum koşusunda bir araya geliyor. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için 5 numaralı Balbağ'ın e, bir özgün antemsi, beğendiğim pedigisi var. X startında da ben çok bahsetmiştim Safkan'dan. Etkin bir yarış beklediğimi söylemiştim. Bir beşinciliği var. Fena da koşmadı. Güzel de bir yarış sergiledi. Ben tatlı mükemmel gördüm. Bugün için yarış görme avantajıyla beraber daha da iyi koşmasını bekliyorum. Yani 5000 numaralı Balbano'dan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Yarış içinde özellikle takip edeceğim safkan olacak arkadaşlar 5 numaralı safkan rakip ailesinde yine X startını çok beğendiğim Bornavalım 6 numaralı safkanın iyi bir koşu ve 10 numaralı şifne güzel yine Gökhan Gökçe idaresinde Etkin yarış yapmaya aday gözüken safganlar olarak gözüküyor. Özellikle 5 hanesinde ise 6 ve 10 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilebileceği bir ayak olarak gözüküyor. Günün 4. ayısı arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar e, 2000 metre mesafe içinde start alacak. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da bir numaralı özü doğru olacak. Gökhan Yıldız idaresinde start alacak olan safkanın her ne kadar gruptan ağır kilo koşuyor olsa da ben safkanın kalitesinin bu gruptan fazla olduğunu düşünüyorum çok sert önemli rakipleri yanında start aldan Safkan son yarışlarında tatmikar yarışlar yaptı. Bugün için daha kolaylayan rakipler arasında etkin bir yarış yapmasını bekliyorum ki dediğim gibi Safkan oldukça iyi bir form yakalamıştı. Son yarışlarında sert gruplarda şansını deneyen Safkan her ne kadar istediği koşulları sergileyememiş olsa da yine etkin yarışlar yaptı o gruplara rağmen. Bugün için daha müsait bir grupta her ne kadar ağır kilolu koşsa da ben gruptan farklı bir isim olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Özü Doğru'nun etkin jokeyi Onur Yıldız İdaresi'ne katılacağı bu koşuda etkin bir yarış yaparak grubu geçmesini bekliyorum. Yani bir numara Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bu ayağında. Günün arkadaşlar 5. ana geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında start alacak. 6 tane safkanın start alacağı bu koşu içinde yine ben özellikle arkadaşlar 2 numara Saluki'den iyi bir koşu bekliyorum. Yunus Emre Yüksel idaresinde start alacak olan safkanın son yarışının birinciliğinin ben etkin olduğunu ve iyi bir yarış kazandığını düşünüyorum. Safkan kendini buldu. Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde iyi koşacaktır ama Rakip hanesinde yine burada arkadaşlar 3 numaralı canım çıtır ve 4 numaralı çipçili gibi enteresan safkanlar var. Formda etkin yarışlar koşuyorlar. Bu safganların sürpriz hanesinde yine değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 2 numara Saluki rakip hanesinde ise 3 ve 4 numaralı safganlardan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günün 5. ayı için. Günün son ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 büyük oran Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya izleyeceğiz. 12 tane saf start alacağı koşu yine günün zevkli geçmeye aday koşularından biri arkadaşlar günün bayağı. Ben burada özellikle yine 7 numaralı Özümcan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Furkan Yüksel İdaresi'ne katılacak olan bu Saltukan temsilcisinin iyi bir kısrak olduğunu ve bu tarz bir gruplarda etkin yarışlar sergileyeceğini düşünüyorum. Safkan'ın son startları oldukça başarılı. Bu tarz bir grupta etkin koşu koşacaktır. Kaliteli safkan 5-8 numaralı Beyanlı Sultan yine Bekir Mırıdık İdaresi'nde iyi koşmaya aday gözüküyor. 9 numaralı İsmail Ryan e, son startından beklentimin oldukça yüksek olduğu bir Safkan İstediğim koşuyu alamadım ama bugün şimdi iyi koşacaktır. Ve son olarak da 2 numaralı Çarık Ağası arkadaşlar yine etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor günün sona için. Tekrardan sıralama vermek gerekirse 7 numaralı Özümcan çok önceliyim. Rakip hanesinde ise arkadaşlar burada 8, 9 ve 2 numara safkanların biraz daha ön planda değerlendirilebileceği bir ayak olarak düşünüyorum arkadaşlar günün son ayağını. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. Yine takip ettiğiniz atları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yağın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.